Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün son dakika bir gelişmeyi değerlendirmek için karşınızdayız. Bu hafta önemli bir gelişme oldu. O da New York'taki mahkeme Trump yönetiminin Şubat ayında uygulamaya soktuğu public charge kuralını şu an itibariyle durdurdu. Ve bu durdurmanın gerekçesi olarak da şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs krizi sebebiyle ulusal sağlık krizinin yaşandığı bu dönemde bu kuralın uygulamada olmasını şu an için durdurma kararı aldı. Tabii bu önemli bir karar çünkü Trump yönetiminin getirdiği bu public charge kuralı uygulamaya Şubat ayının sonunda geçmişti ve yeşil kart başvurularında ya da göçmenlik vizesi başvurularında kişiler bu durumlarını public charge durumuna uygun olup olmadıklarının beyan etmeye başlamışlardı. Ve şu an itibariyle bu hafta mahkemenin aldığı karardan dolayı bu şekilde yaşanan bir ulusal bir sağlık krizi döneminde kişilerin reddedilemeyeceğini, kişilerin herhangi bir sağlık hizmetinden faydalanma gibi bir adım atmalarından dolayı yeşil kartta geçmelerinin engellenemeyeceğini gündeme getirmiş oluyor. Özellikle bu mahkeme kararının kabul almasının sebeplerinden bir tanesi de o. Bu dönemde göçmenler bir yandan burada oturumumuzu nasıl koruruz ya da nasıl yeşil karta geçeriz'in endişesini yaşarken bir yandan da koronavirüs ile mücadele etmeye çalışma durumuyla karşı karşıya kaldılar. Ve bunun yanında test yapmayıp ya da sağlık denetimine gitmeyip koronavirüsü noktasında yardım almaktan da çekinenlerin oldukları görülüyor. Dolayısıyla bütün bu gerekçelerin gündeme getirildiği bu mahkemede mahkeme bu tarz bir ulusal krizin, sağlık krizin yaşandığı bir dönemde insanların devlet destekli yardımlardan vazgeçmemeleri gerektiğini, tam tersi bu destekleri alırken endişelenmemeleri gerektiğini dile getirerek bu public charge kuralının uygulamada ulusal sağlık krizi devam ederken durdurulması kararını aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir adım ve bu karardan sonra da göçmenlik dairesi ayın 29'u itibariyle göçmenlik dairesine yapılacak başvurularda kişilerin gerekli anlamda bu public charge'a uygun olan 944 formu ve bazı başvuru formlarındaki sorulara cevap vermelerine gerek olmayacağını ve başvuru formlarını bahsettiğimiz 944 formunda sunmalarına gerek olmadığını açıkladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir adım. Çünkü şu an bu sağlık krizi devam ederken ve bu karar uygulamadayken kişiler yeşil kart başvurularında artık public charge kuralı ile ilgili sorulara cevap vermemeleri gerekiyor. Vermek zorunda değiller. Ve 944 formunu sunmak zorunda kalmayacaklar. Tabii burada şunu da dikkate getirmek lazım. Bu geçici bir dönem ama güzel bir haber. Gerçekten kişilerin bu tarz bir kriz ortamında yeşil kart endişesini yaşamaları ya da yeşil kartlarını alıp alamayacağı tarzda endişeleri yaşamalarını engelleyen bir gelişme. Ve aynı anda da tabii ki herhangi bir şekilde bu mahkeme kararı iptal edilirse sonra değiştirilirse ya da ulusal sağlık krizi biterse uygulamada devam edebileceğini görüyoruz hala. Tabii bu sene aynı anda da seçim yılı. Tabii ki Kasım ayı gelince de ne olacağını görülecek. Dolayısıyla public charge'ın uygulamada kalıp kalmayacağını ondan sonra da hep beraber görüyor olacağız. Umarım siz değerli takipçilerimiz için verimli bir son dakika haberi olmuştur. Çünkü çok güzel bir gelişme ve yeşil karta gidecek başvuru yapacaklar için güzel bir haber ve bunu da değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Ve sorularınız olursa lütfen çekinmeden bize ulaşın. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları.